İkinci dereceden denklemlerden bahsetmeye devam ediyorum arkadaşlar. Öncelikle önümüzde bir not var. Bu notta diyor ki denklemin kökü daima denklemi sağlar. Aslında bu bütün fonksiyonlar için de geçerlidir. Fonksiyon üzerindeki her nokta veya fonksiyonun grafiği üzerindeki her nokta fonksiyonu sağlar da diyebiliriz biz buna. Bu da benzer mantıklı olan bir şey. Örneğinde ne diyor bir bakalım x kare artı m artı 2x eksi 2m artı 3 eşittir 0 denkleminin 1 kökü 3 ise m değeri nedir denmiş. 1 kökü 3 olması demek x gördüğümüz yere 3 yazacağız ve denklik 0'a karşılık gelecek demek. O halde 3 yazarsak 9. 3'ü içeri dağıttım. 3m artı 6 eksi 2m artı 3 eşittir 0 diye geldi. Buradan m 9 e, artı 6 15 artı 3 daha 18 geldi. m artı 18 eşittir 0 arkadaşlar. Demek ki araştırdığımız m değeri eksi 18'dir x kare eksi 2m eksi 1x eksi 3m eşittir 0 denkleminin köklerinden biri eksi 2 ise diğer kök nedir diye sorulmuş. Peki biz x yerine eksi 2'yi koyalım yine. Burası 4. Eksi 2'yi yazdığımda aslında öndeki eksi ile beraber artı 2 içeri dağıtmış olacağım. Yani 4m eksi 2 eksi 3m eşittir 0 diye geldi. Demek ki m artı 2 eşittir 0 ise m değeri eksi 2'ymiş arkadaşlar. Peki yerine yazalım. M yerine eksi 2 koyarsak eksi 4 eksi 1'den eksi 5. Bir eksi dönünde var artı 5x artı 6 yapmış oldu. Çarpanlarını ayırdığımda artı 3 artı 2 diye gelecek. Ama köklerimiz bunun tam ters işaretlisi eksi 3'e eksi 2 olacak. Bizim zaten köklerimizden birinin eksi 2 olduğu verildiğine göre araştırdığımız diğer kök eksi 3'tür arkadaşlar. mx kare eksi nx eksi 15 eşittir 0 denkleminin kökleri 3 ve 5 olduğuna göre M artı N değeri istenmiş bizden. X yerine hem 3 hem de 5 yazarak eşitliği 0'a getireceğiz. Peki X yerine 3 yazarsak ne çıkar? 9M eksi 3N eksi 15 eşittir. 0 diye bir denklem var. Buradaki bütün terimler 3'e bölünebildiği için 3M eksi N eşittir. Eksi 5 yerine diğer tarafı artı 5 olarak attık. Bir de X yerine 5 yazarsak burası 25M eksi 5N eksi 15 eşittir. 0 diye geldi. Bu sefer de hepsini 5'e bölersek 5M eksen eksi 3 öbür tarafa artı 3 diye attık. Yukarıdaki denklemi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsam n'ler birbirlerini götürecek. Elimizde 2m eksi 2 diye kalacak. m değeri demek ki eksi 1. Herhangi bir denklemde yerine koyarsam eksi 5 eksi n eşittir 3 dediğimde n değeri de buradan arkadaşlar eksi 8 olarak gelecek. Peki m ile e n'in toplamı istenmiş. Birisi eksi 1 bir, biri de eksi 8 iken sonucumuz eksi 9'dur arkadaşlar. Yine güzel ve kalıp sorulardan bir tanesi. 2x kare eksi 3x artı 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 4x2'nin karesi eksi 6x2 artı 3'ün 2x1'in karesi eksi 3x1 artı 7'ye oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz x1 ile x2'nin kök olduğunu biliyorsak bunları yerine yazdığımızda bir tanesi 2x1'in karesi eksi 3x1'i eksi 5 olarak getirecek. Diğeri de 2x2'nin karesi eksi 3x2'nin yine eksi 5 olduğunu getirecek. Peki dikkat ederseniz 4x2'nin karesi eksi 6x2 diye bahsettiğimiz bizim elimizdeki bu ikinci denklemin 2 iki katı. Dolayısıyla cevabı da eksi 5 değil artık eksi 10 olacak. Alttaki ifadede dikkat ederseniz o zaten elimizde olan eksi 5 değerine eşit. O halde bizden istenen sonuç yukarıda eksi 10 artı 3 iken Aşağıda eksi 5 artı 7 olarak karşımıza çıktı. Yani eksi 7'nin 2'ye oranı sonucumuzu eksi 7 bölü 2 getirecek arkadaşlar. Müzik